dijital flörtleşme. Dürüstlüğün hiç olmadığı, gerçeklikten, doğallıktan uzak modern çağın en önemli bir sorunu. Sosyal medyada ve o Tinder gibi tanışma uygulamalarında herkes kendisini olduğu gibi değil, olmayı istediği biri gibi tanıtıyor. Baksan herkesin kusursuz bir hayatı var. Herkes dost canlısı humanist, adaletli, çağdaş bir insan ama gerçekte öyle mi? Tabii ki değil. Dijital flört bağımlılığının en büyük dezavantajı insanlar birbirlerine eşya muamelesi yapıyor. Yani bireyler birbirleriyle tanışıyor ve tanışırken her şey çok iyi. Ama bir süre sonra insanlar birbirlerini asıl gerçek yönleriyle tanımaya başladığında, kafalarda ufacık da olsa bir uyuşmazlık olduğunda sorunlar baş gösteriyor. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Olabilir. Ama o probleme odaklanıp problemi çözmeye çalışmak yerine nasıl olsa yenisini bulurum diye bir rahatlık var. Yenisine geçerim. Sanki telefon değiştiriyor gibi. İşte bu tüketim alışkanlığı maalesef dijital flörtleşmenin en sık görülen problemlerinden bir tanesi. Blue TV'nin yeni orijinal belgeseli dijital flörtleşme tam da bu konuya değinecek 5 bölümlük gerçekçi hikayelerle yakında izleyiciyle buluşacak. Stalk yani birini takip etmenin önemi. Sexting dediğimiz sabahlara kadar süren telefon konuşmaları. Aşk, samimiyet, tanışma uygulamaları gibi vazgeçilmez durumlar dijital dünyada nasıl işliyor? Düşme, düşürme kavramları gibi dijital dünyanın fantastik ilişki biçimlerini ele alacak olan yeni belgesel, Blue TV'nin bir başka belgeseli olan Pavyon'un yaratıcıları tarafından yapılıyor. Aslında bakarsanız dijital flörtleşme belgeseli flört partneri bulmak için başvurulan yöntemleri, ilk akşam ve sonrasında yaşananları, dijital dünyada flört alışkanlıkları gibi önemli konuları bizzat bu alanda tecrübe sahibi olan gerçek kişiler üzerinden aktaracağından dolayı böyle daha bir meraklılık kazanıyor diyebilirim. Bakalım göreceğiz benim de ilgi olduğundan dolayı merakla bekliyor olacağım. Nasıl bir iş çıkacağını sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım bu konuda tecrübe yaşayan kişiler acaba neler neler yaşamışlar. Neler neler yaşamışlar ve neler neler yaşamamışlar. Önemli olan konulardan bir tanesi de bu aslında. Bu işe ilk nasıl adım atmışlar? Bu alanda nasıl tecrübelenmişler? Bunları bizzat o gerçek insanların ağzından duymak güzel olacaktır. Merakla bekliyoruz yeni belgeseli.